Merhabalar. Bugünkü dersimizde mikrobit kart ekranı üzerine dijital yazı yazdıracağız. Bunun için önce kod bölümüne bakalım. Makecode nokta mikrobit yazdığımız zaman çıkıyor bakın. Buraya giriş yapıyoruz. Açılan sayfada yeni proje oluştur sekmesine bir kere tıklıyoruz buradaki artıya ve projemize bir isim veriyoruz. Yazı diyelim kısaca ve create yani oluştur diyoruz. Ve karşımıza bakın simülasyon olarak Mikrobit ekranı çıkıyor hemen sol tarafta. Burada kod blokları var. Burada da hazır iki tane blok var. Bunlardan şu başlangıçtaki program başladığında başlatma bloğu. Bu da her zaman dediği sürekli tekrarlama bloğu. Şimdi Mikrobit'i şurada ayarlar kısmı var bakın. Ayarlara tıkladığımızda buradan dili değiştirebiliyoruz. Dili Türkçe yapıyoruz. Eğer kod bloklarınız İngilizce ise buradan değiştirebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Şunu silelim mesela. Silmek için sürükleyip buraya bıraktık. Şunu da bırakalım. Bunları tekrar nereden alabiliriz? Temel sekmesinde bulunan mavi kod bloklarından tekrar alabiliriz. Bakın burada her zaman bloğunu aldık. Şimdi ekrana yazı yazdırmak istiyoruz bugünkü dersimizde. Bunun için temel bloklarından ledleri göster bloğunu aldım ve içine yerleştirdim. Hemen ismimin ilk harfini şu şekilde ışıklarını yaktım. Bir kere buraya tıkladığımız zaman simülasyonda bakın gösteriyor. Bu şekilde ledleri göster bloğunu alarak ismimizi kısaca kodlayalım. Şöyle bundan alıp sağ tıklayıp double click dersek kopyasını çıkartır. İsmimizin harfleri kadar alabiliriz, çoğaltabiliriz. Şuradan biraz küçülteyim. Bu şekilde yaptık diyelim ki. Şimdi buraya L harfini de kodlayayım. Şunun kopyasını çıkarayım. Ve son harfim. Bu şekilde ismimi bakın sırayla kodladım ve ekranda da bunların harflerin sırasıyla yandığını görüyoruz. Şimdi bu harflerin daha yavaş gözükmesi için araya bekleme süresi ekleyebiliriz. Onu da yine mavi bloklardan bakın duraklat bloğu var burada. Bunu alıp aralarına eklediğimiz zaman ve şuradan bekleme süresini 100 milisaniye değil de 500 milisaniye yaptığımız zaman yarım saniye ekranda kalacaktır.
Bunun da yine kopyasını çıkaralım. Üzerine sağ tıklayıp double click'leyip her bir harfin arasına bu bloklardan yerleştirelim. Böylece yazımız ekranda daha yavaş ilerleyecektir. Bu şekilde ismimizi kodladık ve bakın ismimiz şu anda ekranda daha uzun süre kalıyor ismimizin harfleri. Şimdi sırada bir rakam yazdıralım ekrana. Onun için de en baştaki temel sekmesinden sayıyı göster bile onu aldığımız zaman onu şuraya yerleştireyim mesela. Buraya 2020 yazalım. Ve bakın 2020'yi gösterdi. Ardından isme geçti. Bir diğer şey simgeler var. Hazır simgeler. Bunları da yine ekleyebiliriz. Bu şekilde. Ve dizgiyi göster yazıyor bak. Şimdi dizgiyi göster sekmesini ekledim. Burada hello yazısını silip oraya merhaba yazalım. Ve ekranda nasıl göründüğüne bir bakalım. Gördüğünüz gibi merhaba yazısı sağdan sola doğru kayıp akıyor. Bu ledleri göster bile ona yazmış olduğum harfler ise sırasıyla gözüküyor. Evet, ekrana yazı yazmak bu şekilde. Şimdi gelin bunu nasıl kaydedeceğiz projemizi ona bakalım. Hemen bakın projemizin ismi burada şuraya daha önceden başlarken oluşturduğumuz ismi burada. İstersek projemizin ismini buradan değiştirebiliriz. Hemen onun yanında bakın kaydet butonu var. Buraya bir kere tıklıyoruz ve projemiz kaydoluyor. Kaydettikten sonra paylaş sekmesi var. Paylaşa tıkladığımız zaman projemi yayınla sekmesine tıklıyoruz. Ve bize bir link veriyor, bir de QR kod veriyor. Ama ödev olarak istediğimde eğer linki gönderirseniz benim için daha iyi olur. Daha kolay takip edebilirim. Evet, şimdi kartımıza bakalım. Bakın kartımızın bilgisayara nasıl bağlayacağız onu görelim. Şimdi kartımızın burada hemen üst orta kısmında ince bir uç var. Bu ince ucu getirip kablomun ince ucunu buna takıyorum. Kablonun kalın kısmını ise bilgisayarımda bulunan USB girişine takıyorum. Ve arkada bakın hemen ışık yandı. Ekranımda da Mikrobit hemen göründü. Mikrobit flash bellek gibi hemen bilgisayar tarafından algılanıyor. Bunu yine bilgisayarım kısmına tıkladığınızda bakın burada Mikrobit yazısını görüyoruz. Flash bellek, harici bellek gibi şeklinde çıkıyor. Şimdi bu projeyi buraya yüklemeye çalışalım. Bunun için ya buradan indir diyebilirsiniz. Farklı şekillerde yükleyebilirsiniz. Ya da şuradan Download to Mikrobit diyor. Bakın Mikrobit'e doğrudan indirebiliriz buradan. İndikten sonra inerken şurada bakın tekrar indirelim. İnerken bu arkadaki ışık yanıp yanıp söner. Tekrar deneyelim. Yine indikten sonra ise sabit durur ve bu defa da inen program ekranda görünür.
Yine indirme kısmını, şurada ayarlar kısmı var. Buradan da cihazı eşleştirebilirsiniz. İlk attığınızda eşleşmemiş olabilir cihaz. Cihazı eşleştir diyoruz. Buradan eşleştirme yapabilirsiniz. Burada göründü. Bakın eşleşti diyor. Bağlan diyoruz. Bu şekilde cihazımızı bağlayabiliriz. Evet, bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle.